Peki. Ben baba kızın çalışa gidiyorum. Baba kızın görüntüleri bir ekranlara gelsin lütfen. Halil, özlüyor musun Ramze'yi? Ellere yüzünüz nasıl bizi kıydınız? Ya nasıl kıydınız ya? Halil lütfen iyi ol. Ben bunda işte böyle her gün bak olmasa 2 gün 3 günde bir bakıp ağlıyorum ben bunlara. Telefonu indiriyorum, bakıyorum, bu yatağın işlerine bakıyorum, ağlıyorum. Özlüyorum diyorsun. Ben, özlüyorum tabii, kokularını özledim Didem Hanım. Ne demek yani, kokusunu özledim ben çocuğumun ya. Ya 9 ay aşağı yukarı 1 sene oluyor, kokularını özledim ya. O elbiselerinin kokularını özledim ya. Ne demek yani? Halil, sen evini neden ya da arsayı, her şeyi Gamze'nin üzerine yapmaya neden karar verdin? Ne oldu? Öyle değil Didem Hanım, öyle değil. Ne peki canım? Bunlara da verecektik biz ama işte... Ya şimdi olay nasıl biliyor musun? Oğlan itaatsız çıktığı için. Ama çoğunluğunu Gamze'nin üstüne yapmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü çok seviyorum evlatımı. Bunlar bize hep ihanet hep ettiği için. Bana, Mefer hep bana ihanet yaptı, hep ihanet yaptı. Beni yalanlarla kandırdı. Bütün ta şuraya gel, buraya gelene kadar hala yalanlarla kandırdı beni. Ondan hala dolayı da ben yalan ısınamadım, sevmedim. Ondan dolayı da Mefer'i de yakamdan silmek istedim. Fatma? Fatma'ya da, Fatma da tamam, ona da verecektim ama tabii ki Gamze kadar değil. Mefer'e vermeyi de düşünüyordum. Evet, hepsine. 3'er 5'er lira para verecektim. Hatta İçimden bu fikrimiz hatta neden geldikten sonra bile değişmedi. En çok da yoğunluğunu Gamze'ye vermeyi düşünüyordum. Peki Gamze bu... Artık bu andan sonra hepsi de duysun. Kimseye hepsi, yok. Kimseye. Bu kimseye zırnık yok. Bir kuruş şöyle 50 kuruş da isteseler yok. Fatma? Hiçbirine. Hiçbirine yok. Diğer kızınızın adı neydi o kızınıza? Zahide. Nasıl? Zahide. Ona da yok. Hiçbirine yok. Mefar? Hiçbirine. Hiç ne yapacaksınız peki o kadar şeyi? Hiçbirine yok. Burada gelip de iftira atmayacaklar. Çatır çatır yiyeceğiz. Ne? Geri kalan da devlete bağışlayacağız. Kendimize bakılacağız. Ne zaman evde ayaklarına düştüm? Hayırsız evlat bunlar. Ne zaman bakıma muhtaç oldum? Devlete bağışlayacağım, geçeyim. Ne oldu Fatma'ya? O kadar kızgın değildiniz. Ne? Fatma niye kızgın oldunuz? Hayır. Madem... Yaşın yanında kuru da yanar. Ha. Yok Halil Bey başka bugün, bir şey söyleyecek. Bugün ona sorulacak soru bana soruldu. Yani... Bana mesela, çıkacak orada cevaplaması lazım. Nasıl ne dedin? Benim arkamda durmasın. Madem benim evlatım Fatma, gelecek o zaman benim arkamda duracak. Ramazan arkasında değil. Aa, süper. Helal olsun. Güzel. Ben zaten Ramazan'ı alkışlarım. Helal olsun. Yani. Ama aynı şeyi mi düşünüyorsun? Aynen. Sonunda helal olsun. Yani. Aynen. Orada gelince Ramazan'ı düşündüğü kadar kardeşini düşünecek. Bizi düşünecek. Bize evet. Savunacak. Bence bravo Ali. Vallahi bravo. Olsun. Helal yani. Olsun. Şimdi Danzı dün akşam bir canlı yayın yaptı. Bayağı döktürmüşsün. Döktürdüm evet. İnkar etmiyorum abla en azından. Ama bir gelsin ekranlara. Yani. Nazlı dün akşam ne döktürdü ne dedi? Ben belki duyunca bana kızacaktır ama kızarsa umurumda değil. Kızsınlar. Biraz bekleyin girmeyin görüntüyü. Ben yüzüne söyledim zaten hiçbirinize vermeyeceğim diye. Fatma'ya dedin mi Ramazan'ı bu kadar destekliyorsun? Destekliyorsun Fatma? Dedim. Ali sen de dedin mi? Dedi. Ben bugüne kadar bir şey söylemedim Fatma, Didem Hanım. Ha şimdi söylüyorsun. Şimdi söylüyorum. Ben bugüne kadar bir şey söylemedim. O zaman duysun hangi kamera Halil'in? Kızı Fatma'ya söylemiş. Hayır vermeyeceğim diye dedi yani. Vermeyeceğim diye söyledim. Kimseye vermeyeceğim diye. Tamam baba dedi. Bana da verme istesin şimdi.
bu. Lütfen yani. Evet, yani. Vermeyeceğim diye söyledi. Vekalet kimse hala bu... Fatma'da mı? Yerlerine. Vekalet hala Fatma'da. Onu tamam, iptal et ama. Hemen. Onu bir an önce iptal eder mi? O sıkıntı o değil. O sıkıntı değil bizim için. Emin olma. Evet. Bu kadar yayından sonra cezaevi edilip satamaz zaten. Bu satın sonra. Bu şey satın sonra zaten izin vermeyiz. Yapmadan, ha, nasıl olur mu? Satarsa sıkıntı yaşar. Didem Hanım bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu saatten sonra hiçbiri yapamaz. Kimseden korkmuyorum. Ben burada kendim için değil, rahmetli kızımın hakkını savunmak için buradayım. Süper, helal olsun. Şimdi Nazır'ın kendim için hiçbir şey düşünmüyorum. Nazır'ın dün akşam video gelsin. Nazır'ın dün akşam bir canlı yine ekranlara gelsin. Çok merak ettim o videoya. Yani izleyin, izleyin. Sen yani izledin ya beni. Otur da karşısına geç de izle. Sen izledin beni sen. Ama ben çok önemli şey söylüyor. Dinleyin. Neyi susacağım teyze ya? Ben kabul ediyorum. Tamam, varsa bir eksik. Tabii dinleyin. Bir dinleyin. Yanıklasın. İzleyin ve dinleyin gelsin ekranlara Nazır'ın canlı yayını. İzliyorum. Yok ki. Üstümden diyor, kedi geçse duyarım diyor ya. Duymak ne kelime ya, duymak ne kelime. Çıkacağım tabii ki. Aynen öyle. Onların hakkında, hakkında sanırım. Teşekkürler Sedat. Ümit var ya, sen ne komiksin ya. Ya bu Erhan neden gelmiyor? Ben de biraz erkekçi gibiyim. Erkek gibiyim ama ben erkek gibi büyüdüm yani. Abi ya sırf size var ya bak sırf size fotoğrafını göstermek dünyanın resmi çekeceğim inan ki. Sedat şunu aklımda atma kurban olayım midem bulanıyor ya. Ya inanır mısın? Farenin bir kemikleri kalmış ya. Aysel ablacığım nasılsın iyi misin? Kayınvaliden nasıl oldu iyi mi oldu? Çünkü Ramazan ona aşık olsun diye. Burcel yarın görüşürüz Burcel. Nazlı hep canlı yayın yap. Tamam eve gidince de Emir'le canlı yayın yaparız. Yarın onlara hani biraz yumuşak davranacağım. Bakalım ne tepki verecekler. Bakalım ne tepki verecekler. Ve kafamda öyle bir zehir planlar var ki. İnanmayacaksınız ya. Gerçekten. Bak inanır mısın? Ben kendimi YouTube'dan izliyorum. Cennet'i izliyorum. Hani orada kaçırdığım kelimeler. Cennet'in ağzından çıkan kaçırdığım kelimeleri. Hep telefonuma not yazıyorum. Nota yazıyorum. Unutmayın diye. Gerçekten. Çünkü Turcan beni çekemiyor. Mehmet Ali beni çekemiyor. Aynen Turcan Hanım tiktak yapıyor diye ben de yapayım bari. Geç. Evet ne oldu? Abla sana yemin ediyorum bak dün akşam ben inadını açtım ya bak tamam bak evvel sıkın da açtım ama içime bir şey doğdu benim. Ne? Bak cidden doğdu. Hep fakı hesaplardan işte çok iyi konuşuyorsun mesela ben bunlardan şüpheleniyorum. Sahte hesaplar geliyor. Bak Ramazan da vardı o akşam yayında. Aa. Ramazan'la Fatma da vardı. Senin vardı yayınını. Ya. Evet vardı. Nerede? Vardı. Hangi ben, yayında? Bak, hangi ben yayında? Bu biz arama... yayın yapmadık. Bir dakika hayır benim yayınıma girdiniz. Ne zaman? Siz? Ne zaman girdiniz? Akşam niye beni aradın o zaman? Hatan oldu diyor. Kapattım onu da aramadım. Ne demişim aramışım da? Kaç kere aradın? İki kelime bile etmedim. Hayır tamam. Aynen. Kaç kere aradın? Bana onu söyler misin? Ne konuşmuş? Ya sen sus. Ne konuştun ben seninle? Yanımdaydı. Sen kaç kere aradın? Ne? Kaç kere aradın beni? Bir kere mi iki kere mi? İki kere hatayla oldu. Onda nasıl oldu? İki kere hatayla bir telefon aranmaz. Gece yarısı saat 23.30. Bir daha bana vereceğim o yanıtı. He 23.30. Sen sus be. Dinleyemeyiz. Ne oldu cevap veremiyorsun. Bir dakika. Nazlı bir dakika. Bir yanıtla sürüyorum. Telefonda sesli mesaj. Kapatıyorsun üstüme gelmesin diye. Didem Hanım.